fazladır. Dolayısıyla bu yeni yenilenen serbest ticari anlaşması daha da fazla işbirliğimizi sağlayacaktır. Dolayısıyla çok yakın zamanda 1 milyar euro ticaret hacmini geçeceğimizi umut ediyorum. Özellikle et ithalatı ile ilgili 8 bin ton yıllık ve şu andaki fiyatlar pazardan daha yüksektir. Dolayısıyla her sene yenileniyordu bu sözleşme. Biz tabii ki bu sözleşme önümüzdeki 5 yıllık döneminde olacaktır. Özellikle un konusundaki konuyu değinecek olursa 10 binlerce ton ithalatı söz konusu, ihracat söz konusu olacaktır. Tabii ki konuştuğumuz konulardan biri Tuzla Yerina güzergahı, Vişegrad ve Požega, bildiğiniz otoyolu konuştuk. Tabii ki Türk tarafın yaptığı fizibilite çalışmaları, özellikle bu doğu kısmı çok güven vermiyor. Biz biraz daha ucuz bir seçenek üzerine çalışmalıyız. Biz tabii ki heyetler toplantısından sonra bir toplantı daha yaptık. Ulaştırma bakanlarıyla birlikte oturduk. Bir ihale yapmamız söz konusu konuşuldu. Dolayısıyla bir ihale yapılacak. Bugün bildiğiniz gibi iyi niyet mektubu imzalandı. Biz tabii ki iki ülkenin ve üçlü mekanizma üzerinde bütün destek veriyoruz Sırbistan'la. Tabii ki Türkiye Sırbistan Bosna Hersek üçlü mekanizma da çok önemli. Biz Haziran'ın sonunda belki Temmuz veya Ağustos'ta yeni bir resmi ziyaret yapılabilecektir. Bildiğiniz gibi özellikle Türkiye'nin verdiği kredi çok önemli bir etkileri olmuştur. On binlerce aileye yeni bir umutları oldu. Biz tabii ki çok yakında Türk tarafından yeni bir destek bekliyoruz. Dolayısıyla bu 4 yıllık bir dönemi kalmış. Biz de 10 yıllık bekliyoruz. Dolayısıyla biz de bugün özellikle birkaç konuda bir itiraz aldık. Özellikle ham madde ile ilgili Şişecam'la ilgili bir itirazlar oldu. Bosna Hersek bu konuda bir destek vereceğini söyledi. Fakat bu konuda yeterince destek verilmediğini görüyoruz. Biz de dakle eventualno dobili nove stotine radnih mjesta koje oni nude ukoliko uspijemo garantovati istihdamı artırmak için bu konu üzerinde özellikle ham madde sağlama konusunda bir destek vermemiz gerekiyor. Tabii ki medya üzerindeki real durumlardan giden görüntü çok farklıdır. Tabii ki bakanlar konseyinin ve özellikle Avrupa Birliği konusunda, NATO konusunda ve ekonomi konusunda diğer bölgedeki ülkelerden hiç eksik değiliz. Şu anda bölgedeki istihdam konusunda birinciyiz. Biz en az borçlu olan bir ülkeyiz Avrupa, bütün Avrupa ülkelerinden. Teşekkürler. Sayın Başkanlık Konseyi Başkanı, Poštovani predsjedavajući, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bakanlar, kıymetli basın poštovani ministri, cijenjeni predstavnici medija, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sve vas najsrdačnije sa poštovanjem pozdravljam. 3 yıllardan sonra Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğum memnuniyeti veliko mi je zadovoljstvo i čast da se nakon 3 godine ponovo nalazim u Bosni i Hercegovini. Şahsıma ve heyetime gösterilen
misafirperverlikten dolayı još jednom se Bosna-Hercegovina Devlet vama Başkanlığı želim Konseyi Başkanı predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegoviću na gostoprimstvu koje je ukazao bir kez daha meni teşekkür ediyorum. I mojoj delegaciji. Az önce Sayın Bakir İzetbegoviç kardeşimle birlikte veoma gerek ikili gerekse daha sonra heyetler arası görüşmelerimizi yaptık. Ve bu görüşmelerle Türkiye Bosna-Hersek arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, vojnim, askeri, kültürel, turizm, bütün bu alanlarda neler yapıyoruz, neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atacağız, bunları görüşme fırsatını bulduk. Detalno smo İkili ilişkilerimizin tabi ekonomi, ticaret, altyapı, ulaştırma, tarım, enerji ve turizm gibi yönlerini ele alırken, askeri yönlerini ele alırken, savunma sanayine yönelik yönlerini ele alırken bunu bu dönemde de daha da geliştirerek devam ettirmenin planlaması içerisinde olduk. Tabii Türkiye, Bosna-Hersek'in istikrar, barış ve refahının idamesi için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Burada Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğüne ve iki entiteden müteşekkil tek ve egemen devlet yapısının korunmasına verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yaklaşan genel seçimlerin Bosna-Hersek'in huzur, refah ve istikrarı bakımından jačanju mira, prosperiteta i stabilnosti. 24 Haziran'da bizim seçimlerimiz var. 7 Ekim'de Bosna-Hersek'in seçimleri var. Tabii bütün bu seçimleri ülkelerimizin birliği, beraberliği, dayanışması için birer vesile olmasını temenni ediyorum. Demokrasinin kuralları çerçevesinde barış ortamında şeffaf ve adil bir seçim gerçekleşmesi temennimizdir. Bosna-Hersek'in seçim öncesi gündemini en çok meşgul eden seçim kanunu değişikliği konusunu ülkenin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. Tarafların konuyu sağduyu, diyalog ve karşılıklı anlayışla çözüme kavuşturacağına inanıyorum. Değerli basın mensupları, ikili ticaret hacmimizi çok kısa zamanda geliştirmeye başladık ve kısa vadede şu anda hedefimiz 1 milyar dolar. Ve buraya bunu yükseltecek irade bizlerde var. Bu doğrultuda güncellenmekte olan serbest ticaret anlaşmasının en kısa zamanda imzalanmasına büyük önem atfediyoruz. Bunun yanı sıra müzakereleri süren diğer anlaşmaların da kısa zamanda yürürlüğe girmesi en büyük arzumuzdur. Ulaşım, lojistik, enerji, turizm, tarım ve hayvancılık konularında yetkililerimizi bir araya getireceğiz. Tüm firmalarını Bosna-Hersek dahil tüm Balkanlarda büyük yatırımlar gerçekleştirmeleri yönünde teşvik ediyoruz. Ülkemiz bölgesel altyapı ve ulaştırma projelerini güçlü bir şekilde destekliyor. Türk şirketleri bu tip projelerde yer almaya her zaman hazırdır. Beklentimiz Türk yatırımcılarına ve şirketlerine Bosna-Hersek'te daha fazla iş yapma imkanının tanınmasıdır. Bu altyapı projelerinin en güzel örneklerinden birini inanıyorum ki Belgrad Saraybosna Karayolu projesi teşkil edecek. Bosna-Hersek'in Hırvatistan ve Sırbistan'la başta olmak üzere bölge ülkeleriyle güvene dayalı ilişkiler kurmasına büyük önem atfediyoruz. Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Türkiye, Bosna-Hersek, Sırbistan üçlü mekanizma süreçlerini tüm tarafların değerli kararlarıyla, katkılarıyla sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, Bosna-Hersek için
NATO üyelik eylem planının mümkün olan en kısa zamanda etkinleştirilmesi konusunda aktif çabamızı sürdüreceğiz. Bu yolda hiçbir zaman Bosna Hersek'i yalnız bırakmayacağız. Bosna Hersek'in Avrupa Birliği sürecindeki taahhütlerini yerine getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. 28 Şubat tarihinde Avrupa Birliği anketinin tamamlanarak Avrupa Birliği komisyonuna iletilmesi büyük bir gelişmedir. Yakalanan bu ivmenin sekteye uğramadan sürdürülmesini temenni ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin takip, Bosna Hersek'in göstermiş olduğu dayanışma için bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın İzetbegoviç'in de belirttiği gibi FETÖ toplumun her alanına kollarını dolamış bir ahtapot gibi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu alandaki mücadele ise büyük çaba gerektiriyor. FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yapılanmasının da karşılıklı çabalarla kısa zamanda sonlandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü işbirliğine açığız ve somut adımlar atılması hususunda Bosna Hersek makamlarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, Bosna Hersek'in ihtiyacı olan konularda desteğini sürdürecektir. Ülkemizin Bosna Hersek'in refahı, birliği ve ekonomik kalkınması dışında hiçbir gizli gündemi yoktur, asla da olmamıştır. Özellikle ekonomi alanında ki 8.000 ton bize et gönderilmesi konusunu doğrusu ben az buldum. Yani bu konuda daha önce de söylediğimiz gibi bizim 15 bin tona kadar bir marjımız var. Do 15.000 tona možemo povećati ovu cifru. Çok ciddi manada da özellikle Bosna Hersek'te bir istihdam alanı doğuracaktır. Benim biraz geçmişimde de bu sektörde çalışmışlığım var. Ja sam u prošlosti dolayısıyla bu sektörü de sektoru iyi bilirim. I vrlo dobro yani poznajem ovaj canlı sektor. Hayvan nedir? Karkas nedir? Löpet nedir? Bunları bilirim. Onun için bu konuda yapacağımız ortak çalışmayla birlikte inşallah Bosna Hersek ciddi bir sıçramayı ayrıca yakalayacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken misafirperverlikten ve yakınlıktan dolayı tekrar teşekkür eden hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hvala vam. İki tane sorun olacaktır. Adisa Aydalsuç, Radyo Televizyon Bosna i Hercegovina. Adisa Hanım, RTV, Sayın İzetbegoviç'e sorunum olacak. Siz de bu iyi niyet mektubu ile ilgili konuşurken bize net olarak söyleyebilir misiniz? Burada bu projelerin gerçekleştirilmesiyle ilgili belli bir zaman vermeniz gerekebilir mi? Ve özellikle bu Hamada ile ilgili ilgili sorunu anlattınız. Sayın Erdoğan'a sorunum özellikle savunma sanayindeki işbirliği ilgili ne kastettiniz orada ve tabii ki bu otoyol yapılacak otoyolun Türkiye ne kadar devreye girecek özellikle finansman konusunda nasıl bir model olacak bu konuyu size sormak istiyordum. Dakle, kada je u pitanju özellikle Şişecam Netron'la ilgili Bosna Hersek belli bir kotaları garantiledi. Maalesef federal başbakan belli bir imzalar attı. Fakat onun aslında yetki içerisinde olmayan bir imza atmıştır. Dolayısıyla fakat bütün bunlar bir sebep değildir ki bu konuları değiştirip veya çünkü bu fabrikalar inanın belli bir şart altında eğer Bosna Hersek eğer ham maddesi yoksa, eğer ağacı yoksa Bosna Hersek'te ne var? Dolayısıyla bu iki fabrikayı ham madde destek veremiyorsak biz ne yapabiliriz? İlk soru bu otoyolla ilgiliydi.
A mene šta ste pitali? Yok, bu soru Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormuştu. Size iyi niyet mektubu ile ilgili sormuştum. Dolayısıyla ben bu konuda Sayın Yuso ve Sayın Ulaştırma Bakanı bugün iyi niyet mektubu imzalandı. Bugün de açıklanacak. Dolayısıyla bu konu üzerine biz oturduk ve siz demin sordunuz. Sorduğunuz soru özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu sorunun cevabı verecekti otoyoluyla ilgili. Nasıl bir model olacak? Ben önce hayat kimya nötron onunla ilgili de ya prvenstveno uvezi fabrika šiša džami natronna. Sutiče problema sirovina, ukoliko ne mogu riješiti probleme o sirovinama, jer ovo su velike investicije i to su možda i najvažnije, najistaknutije investicije Turske u Bosni i Hercegovini i oni zapošljavaju na stotine osoba i ukoliko ne mogu da zadovolje sirovine se tiče šuma, onda oni i ne mogu da ostvare svoje nivoje proizvodnje. I ukoliko njima se ne obezbijedite sirovine, ne osigurajte sirovine, onda i ne mogu ostvariti tu planiranu proizvodnju. Se tiče druge ürünlerde de yine kompanije ima hemijsku proizvodnju. Bu ham madde temini sağlanacak diye. Onlar da buralarda gelip bu yatırımları yapmışlardır. Sirovina, jer njima je obećano su im te sirovine kada su ostvarivali investicije ovdje i oni su prenijeli da sağlayalım diyorlar. Od nas žele podršku po ovom pitanju kako bi mogli da povećaju svoju proizvodnju. Se tiče drugog pitanja, imamo trojni mehanizam, Srbija, Bosna i Hercegovina i Turska. Burada gerçekten atılacak bu adımla sa ovim korakom kojim ćemo ostvariti od Beograda do Sarajeva, spajajući Tuzlu i Višegrad i sve te regije, yapılacak olan yolların svi ti putevi özelliği çok çok farklı. Imaju posebnu karakteristiku. Altyapı yok burada. Jer ovdje nemamo jednostavnu infrastrukturu i geografske predjele. Tüneller. Bez obzira se to radi o tunelima, da se radi o özellikle tünellerin dışında izgradnje köprüler vesaire mostova, bütün van tunela burada bizim Karadeniz benim doğup büyüdüğüm ovo dosta liči na regiju koju sam ja rođen i odrastao crnomorsku regiju bizim Turske o dağlık bölgeleri ovo je planinskoj regiji dosta to ne počinje tu regiju zor değil, ama burası gerçekten ali ta naša planinska regija nije toliko bittiği zaman kompleksna kao ovdje bütün bu ali kada bölge, se to okonča kad se okonča taj projekat çok, çok sva ova regija, cijeli Balkan će imati korist i zadovoljstvo od toga. I ovaj projekat će sam sebi isplatiti. Ali problem je i prilikom izgradnje. Jer imamo ovdje jedan nivo od 3 milijarde eura. Čak možda imamo više od 3 milijarde eura. Exim desteğiyle bu yapılacak. Exim desteği olmadan ovi investicije morat ću uzeti podušku Exim banke. Jer bez podrške Exim banke to neće moći realizovati. I kendilerinin de burada bir katkısı olacak. Ama bu građevinske kompanije koje ha, bu %15 ovdje radile, %20 mi olur? Yatırımın bu kadarı katkı olarak gelecek. Diğeri ise Exim kredisi olacak. 15-20% na primjer investicija, a ostalo će biti najvratnije kredit. Yani burada Exim banke. Bu yatırım, altyapı yatırımı olarak gerçekleşsin. Ve bu adeta bölgenin bir barış iksiri olsun. To će biti u stvari i jedan okay. Put mira. Imamo još jedno pitanje gostujući televiziji. Bir sorunumuz daha olacak. Serkan Kaya NTV televizyonu. Serkan Kaya sa NTV televizija. Poštovani predsjedniče, ovo pitanje je, dakle, prije vašeg dolaska se govorilo da je moguće da se izvede napad na vas. Bu haber bana ulaştı. Dakle, ja sam zaten čuo za ulaştığı uvijest. İçin de buradayım. I uspravo zbog toga što sam čuo to, nereden došao sam ulaştı? Ovdje.
gde sam Milli čuo to? Milli istihbarat teşkilatımızda. Iz dakle obaveštajne službe sam čuo to. Ama ben ulaştığı için ali de ja buradayım. Ali ja sam upravo zbog toga što su stigle te prijetnje sam došao ovdje. Jer upravo zbog ovih prijetnji operasyonlar, şunlar, i ovakve operacije i tome yani slično yoldan, nas ne može spriječiti sa ovog puta na kome smo krenuli. Mi kada smo krenuli devam ederiz. Mi smo krenuli da idemo dalje. Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen znate, binlerce na hiljade insan ljudi koji dolaze iz različitih evropskih država görüşmek, buluşmak istediği bir dakle, lideri göremezse, oni ne vide onog lidera kojeg žele da vide, ako se s njim ne susretnu, benim için doğru bir şey olur mu? To ne bi bilo dobro olmaz. Za mene. Prema tome, onun için biz kendileriyle bu akşam mi smo, dakle, burada mi ćemo se njima ovdje da se vidimo bizim planımız danas i çok farklı bir plandır. Naš plan je potpuno drugačiji. Yolumuza çıktığımız zaman kada smo krenuli na putu, mi smo rekli da ćemo ići bez ikakvog stajanja. Isto kao one noći 15. jula. Zahvaljujem, ekscelencijo. Teşekkürler. Teşekkürler.